Bu videoda bir elektronik tablo oluşturacağım ve o tablo üzerinden R büyüktür G durumu niçin iş gücünün değil de sermaye sahiplerinin ulusal gelirdeki payını arttırıyor ondan bahsedeceğim. Şimdi R'ye %3 diyelim. Bu varsayımı daha sonra değiştirebiliriz. Şu an varsaydığımız sermaye karlılığı %3. Böyle sabit bir oranda seyrettiğini farz ediyoruz. Hatta ekonomik büyümede de %2 olsun diyelim. Gördüğünüz gibi bu senaryoda RG'den büyük. Bu üstün yıl sütünü olsun. Yıl 1, yıl 2. Şöyle çekip uzatırsak 15. yıla kadar uzatayım da akılda kalıcı bir sayı olsun. Artık ulusal sermayemize geçebiliriz. Toplam sermaye diyelim. Yani ekonomideki toplam sermayeyi kastediyoruz. Tabii buraya ulusal geliri de yazmamız lazım. Bunu ekonominin üretim olarak düşünebiliyorduk ulusal gelir. Şimdi bu geliri sermaye ve iş gücü arasında paylaştıracağız. Sermayenin payı ve iş gücünün payı bir de sermaye payının toplam gelire oranını ekleyelim. Şimdi burada bir takım varsayımlar yapmamız gerekecek. İlk olarak diyelim ki toplam sermayemiz, buraya öyle aklıma gelen bir sayıyı yazacağım. Evet toplam sermayemiz 4000 olsun. Milyon dolar cinsinden konuşuyorsak bu 4 milyar dolara karşılık gelecek. Ama bu örnekte birim kullanmayacağım. 4000. Ulusal gelirimiz de 1000 olsun bir takım tablolarda gördük. En azından Amerika Birleşik Devletleri için ulusal sermayenin ulusal gelire oranı %400-500 arasında seyrediyor. O aralıkta salınıyor diyelim. Yani ulusal gelirin 4 ila 5 katı civarında. Yani buradaki oran mantıksız bir oran değil. Şimdi bir de sermaye sahiplerinin gelirine bakalım. Sermaye karlılığına %3 demiştik. O halde bu hücre %3 ile F4'e basarak dolar işaretini koyuyorum. Bunun neden önemli olduğunu birazdan göreceksiniz. Bu sayede daha sonra bu sütunu aşağı doğru uzattığımda program sadece o hücrelerden veri alacak. B1 hücresi çarpı ekonomideki sermaye miktarı. Demek ki burası 120'ymiş. Bakın B1'i yazarken dolar işaretiyle yazdım. Çünkü daima ve sadece bu hücreden veri almak istiyorum. B5'i ise dolar işaretleri olmadan yazdım. Çünkü sütunu aşağı doğru uzattığımda bu ifadenin B5, B6, B7 diye artarak devam etmesini istiyorum. Ama B1'li ifadenin daima aynı %3 değerini vermesi lazım. O yüzden B1'i dolar işaretiyle sabitledim. Bu sabit B1'in ilgili satırdaki sermaye değeriyle çarpılması lazım. Az sonra bunun nasıl yapılacağını göreceksiniz. Peki, iş gücünün gelirden aldığı pay ne? O da geri kalan olacak. Ulusal gelir eksi sermayenin payı sermaye payının toplam gelire oranı ne olur? Yazalım. Eşittir sermaye payını seçiyorum. D5 bölü ulusal gelir. %12'ymiş. Bir diğer varsayımımız da şu ki her yıl sermayenin gelirden aldığı pay tekrar sermaye olarak kullanılıyor. Yani başka bir şekilde harcanmıyor. O halde ikinci yıl için başlangıç sermayesi geçen yılki sermaye ile sermayenin gelirden aldığı payın toplamına eşit olur. Çünkü sermaye sahiplerinin elde ettiği gelir tekrar sermaye olarak kullanılıyor. Evet varsayımız bu. Geldik ulusal gelire. Büyüme oranını biliyoruz. Öyleyse bu yılki ulusal gelir, geçen yılın ulusal geliri çarpı 1 artı ekonomik büyüme. B2 hücresi seçiliyken F4'e basıyorum. Çünkü bu veriyi sadece o hücreden almak istiyorum. Ve işte... %2 büyüdük. Şimdi bu iki hücreyi hatta üçünü birden alıp aşağı doğru genişletebiliriz. Umarım eklediğim dolar işaretlerinin neden bu kadar önemli olduğunu şimdi anlamışsınızdır. Hücreleri aşağı doğru genişlettiğimde bakın ilk terimi hala B1'den alıyor. Çünkü dolar işaretiyle yazdım. Dolayısıyla sadece %3'ü alıyor. Bakın bu hücre %3'ü B6 ile çarpmış. B6 bu sütunda ama kendisini ilgilendiren satırda yer alıyor. Elektronik tabloların böyle faydalı kullanımları da vardır yani. Şimdi bu üstündeki değerleri yüzde cinsinden gösterelim. Daha temiz görürüz. İşte böyle. Artık tabloyu buradan devam ettirebiliriz. Sürükleyip bırakıyoruz ve ne elde ediyoruz? Şu virgülden sonraki haneleri yuvarlayalım. Böylece çok karmaşık görünüyor. İşte oldu. Böyle biraz daha sade oldu. Şimdi burada neler oluyor? R, G'den büyük sabit bir sermaye getirisi oranı olduğunda sermayenin gelirden aldığı payın toplam ulusal gelire oranı artıyor. Şimdi bu eşitsizlik artışının temsil olarak gösterilebilir. Çünkü daha önce de söylediğimiz gibi sermaye en zengin azınlıkta yoğunlaşma eğilimi gösterir. En zengin %1, %10 veya %25'i kastediyorum. Siz nereden bakmak isterseniz tekrar ediyorum bu sadece bir temsil. Unutmamanız gereken bir diğer nokta da eşitsizliğin kapitalistik bir piyasa ekonomisinin doğal bir yan ürünü olduğu. Esasında burada gelirin sürekli artan bir kısmı sermaye sahiplerine gidiyor olsa bile iş gücünün geliri de artıyor. Tabii bu illaki iyi bir şey demek değil. Mesela eğer nüfus bundan daha hızlı artıyorsa iş gücü gelirin nüfusu oranı yani kişi başına düşen iş gücü geliri olması gereken yerde olmayabilir. Çünkü bu sefer çalışan kişi başına düşen gelirin azalması söz konusu olur. Yani bu sütun artıyor olsa bile eğer nüfus daha hızlı artıyorsa bu iyi bir şey olmayabilir. Ama eğer nüfusun istikrarlı olduğunu, yani bunun kadar hızlı artmadığını varsayarsak, eşitsizlikte artış meydana gelse bile en azından bu rakamlar eşitsizliğin arttığına işaret ediyor. Çünkü gelirin gittikçe artan bir kısmı sermaye sahiplerinin eline geçiyor. Yani bu durumda bile bu insanların durumu gerçekte iyileşiyor olabilir. Oluşturduğumuz bu modelin hassasiyetini test etmek için birkaç şey deneyebiliriz. Sermaye karlığı çok daha büyüdü diyelim. Örneğin %5 olursa eşitsizliğin çok daha belirgin hale geldiğini görürüz. Evet mesela bu değer %10 olsun. Şimdi durumun hiç de hoş olmadığını görebiliriz. Tabii bu çok uç bir örnek. Ama en azından şunu gösteriyor. Böyle bir durumda iş gücü geliri azalıyor. Kişi başına düşen iş gücü gelirine değmiyorum bile. Yani bu iki sayının birbirine göre nerede durduğu çok önemli. Çünkü mesela ekonomik büyüme de çok güçlü olursa, burası yine azaldı. Mesela ekonomik büyüme %9 olursa senaryo birdenbire herkes için gayet güzel bir hal alıyor. Evet bu yüzdeler sermaye sahiplerinin gelirinden aldığı payın arttığını gösteriyor bu eşitsizlik artışını temsil ediyor olabilir. Ama eğer ekonomi de yeterince hızlı büyüyorsa bundan herkes kazançlı çıkabilir. Siz de böyle bir model oluşturup bu sayılarla oynayabilirsiniz. R ve G'yi sabit varsaydınız başlangıç sermayesi ve ulusal geliri kendinizin belirlediği böyle bir örnekte dağılım ne şekilde değişiyor bence bir inceleyin.